Merhaba. Hepinizi şahsım, Sanayi Kongresi Yürütme ve Düzenleme Kurulu ve Makine Mühendisliği Odası Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Demin bir arkadaş takıldı, sen ne işin var? Bir arkadaşım takıldı, sanayide ne işin var diye. Destek ve lojistik ekibinde yer alıyorum. Aslında benim konum enerji. Ben odanın enerji çalışma grubu başkanıyım. Yarın da zaten o konuda konuşacağım panelde. Şimdi ilk selamlama aslında hocalara yapmak gerekirdi. Lafı karıştırdım, kusura bakmayın. Hepimizin bugüne gelmesinde emeği olan bütün hocalara ve siz değerli katılımcılara selamlamak istiyorum. İlk oturumda benim ikinci kez Mehmet Başkan'ın gösterdiği videoyu geçen hafta Samsun'da izledik. Dondum kaldım yani açıkçası. Hem Ankara'da hem Suruç'ta ülkenin ve dünyanın dört bir yanında ırkçı faşist saldırılara, şeriatçı saldırılara kurban giden herkese ve Güneydoğu'da sorgusuz yargısız kör kurşunlara, keskin nişancılara, kurşunlarına kurban giden herkese saygıyla anayarak sözümü başlamak istiyorum. Bugün başka bir sanayileşme konuşacağız. Kongrenin teması bu. Evet, geçen hafta Samsun'da TMOB'un enerji kongresinde başka bir enerjiyi konuştuk. Başka bir ulaşımı, başka bir kentleşmeyi, başka bir tarımı, başka bir sağlığı, başka bir eğitimi, toplumun bütün yaşam alanlarında başka alternatifleri konuşuyoruz, konuşmalıyız. Başka bir Türkiye için özgür, demokratik, eşitlikçi, adil bir toplum kurmak doğrultusunda sürdüre geldiğimiz bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin 1970'lere düşen evresinde önce kitaplarından tanıdığım, sonra Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olduğu dönemde dönemin yiğit, çalışkan, mütevazi, özverili başkanı Teoman Öztürk'le birlikte ziyaret ederek şahsen tanışma fırsatı bulduğum Bilsay Hoca'yı birazdan dinleyeceğiz. Ben onun nasıl bir başka sanayileşmeyi konuşuyorsak, başka bir yöneticiliği nasıl mümkün kıldığını DPT müsteşarlığı döneminde tanık olduğum için paylaşmak istiyorum sizinle. O dönem 4. 5 yıllık kalkınma planı hazırlanıyordu. Planla ilgili bir sunumun tartışacağı toplantıya o güne değin devletin yapmadığı, devletin muhalif gördüğü, düşman gördüğü örgütleri, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu, Türk Mühendis Mimar Odası Birliği'ni, tüm Memurlar Birleşme Dayanışma Derneği'ni, TÖBDER'i, TÜSDER'i, tüm Teknik Elemanlar Derneği'ni, tüm İktisatçılar Birliği'ni katılımcı olduğu bir toplantıya çağırmıştı. Devlet İstatistik Enstitüsü'nde yapılan toplantıya ve o toplantıya sunduğumuz TMOB raporunu, 25 küsur sayfalık raporu çoğaltmak için sabah 3'e kadar Teoman Başkan'la birlikte tekstil makinesinin üstünde kolumuz kopmuştu. Şimdi başka bir yöneticiliğin de mümkün olduğunu gösterdi. 40 yıla yakın yol arkadaşlığımız söz konusu kendisiyle, benim onur duyduğum. Ve son yıllarda Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetim Araştırma Merkezi üzerinden, eski hocası kendisi Mülkiye'nin, 21. yüzyıla de doğru planlama konulu bir dizi etkinlik yapıldı. Ben bu etkinliklerde bir bölümünde hem kendi adıma hem odam adına yer almaktan, bu etkinlikleri şahsen ve oda adına desteklemiş olmaktan da onur duyuyorum. Ve bunu biliyorum ki demin ayaküstü konuştu, devamı gelecek dedi. Yine konuşacağız, yine hocanın içinde yer aldığı etkinliklerde birlikte yapacağız. İşin bir de mizah kısmı, eskiden hocalar otururdu burada, biz çıkardık, ter dökerdik mikrofonun önünde. Bugün rolleri değiştik herhalde, beni yaş haddinden artık dediler, sen yaş grubu olarak o hale geldin, olgunlaştın. Hocayı biraz terleteceğiz, biz dinleyeceğiz. Ben hocamı, bir Bilsay Hoca'yı, ellerinden öpülecek bir hocayı, değerli bir hocayı, bir yol arkadaşımızı, bir büyüğümüzü saygıyla sözü kendisine devrediyorum. Buyurun hocam. Evet, teşekkürler ediyorum. Değerli başkan ve değerli konuklar,
Efendim, sanayi kongreleri Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği sayesinde yapılıyor. Birinci saptamamız gereken şey bu. Her gün medyada bol bol özel sanayi dünyasında birbirine ödüller veren parlak başlıklarla toplantılar düzenleyen organizasyonlar görüyoruz. Ama buradan geleceğe ait, geçmişin muhasebesini yaparak geleceğe ait bir sanayi profili, bizi umutlandıran teknik ve ekonomik çözümler çıkıyor mu? Bunda çok şüpheliyim. Çok ödül dolaşıyor, çok ödül alınıp veriliyor ama bu ödüller bize gerçekten, hepimize, özellikle yarının kuşaklarına başka bir dünya, sanayinin ana gövde olacağı başka bir dünya getiriyor mu? Bundan şüpheliyim. Ama Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin daima düzenlediği ve daima bizleri topladığı kongreler bana hep umut veriyor. Bu da verdi ve veriyor. Birinci nokta bu. Bunu saptayalım. Ben programa baktığım zaman, bunu bir sistem olarak söylemiyorum, bir ihtiyaç olarak düşündüm. Bütün meslektaşlarımı burada görmekten çok memnunum. Daima buluşalım. Böyle güzel platformlarda buluşalım. Ama burada sanayicileri görmüyorum. Yani sanayi kongresi, iktisatçılar için sanayi kongresi gibi. Tabii bu çok güzel. Bize yeni şeyler öğrenme fırsatını verecek. Çünkü sanayiyi düşündürüyor bize. Oysa iktisatçılar biliyorsunuz uzun süredir moda akımlarla dövizi ve faizi düşünüyorlar. Medyada onlara dövizi ve faizi düşünün, gerisini merak etmeyin diyor. Ama biz burada önemli, esas önemli konuyu, yani teknik çözüm sayesinde iktisatçıların var olabileceğini, doğru teknik çözüm sayesinde var olabileceğini, teknik çözümü doğru kavramak, iktisatçının doğru kavraması gerektiğini bu kongrelerde öğreniyoruz. Onun için bu hepimiz için konuşma fırsatıdır ama aslında öğrenme fırsatıdır. Sanayiden öğrenme fırsatıdır. Onun için iktisatçıların sanayi kongresine başarılar diliyorum burada. Ve sanayicilerin görüşlerini merak etmeye devam edeceğiz. İktisatçı sanayiciye onun mesleğini anlatamaz. Onun için benden sanayicilere, mühendislere onların mesleğine ait şeyleri anlatmamı beklemeyin. Lütfen beni öyle dinlemeyin. Çünkü iktisatçı bunu anlatamaz. Ancak burada sanayiden bahsetmeye giriştiği zaman neyi ne kadar anladığını, sanayiyi ne kadar kavradığını iktisatçı aklıyla ortaya koyabilir. Bu bizim için temelinde doğru olması, doğru algılama meselesidir. Doğru algılamış mıyız? Konuştuktan sonra, konuşurken bu ortaya çıkmalı. Üç bölümlü anlatayım diye düşünüyorum. Sizleri fazla yormadan. Tabii zamana karşı yarıştır bu. Kısa konuşacağım diyenlerden sakınınız. Onun için böyle bir vaatte bulunmuyorum. Üç bölümlü anlatayım. Bildiğiniz şeyleri, aslında bildiğiniz şeyleri, sizin için çok basit olan şeyleri konuşacağız. Birincisi, sanayi bir devrimdir. Bu tablo, Almanya'nın 2013'te çıkardığı bir rapordan alınmış bir tablodur. Onu kendi şeyimde bulayım, evet. Alman Ulusal Bilim ve Mühendislik Akademisi'nin, ki önemli bir işin peşinde gibi göründü bana, sizin belki bilginiz dahilinde bir tablodur. Sanayi devrimlerinin bir tarihçesi bu. Birinci sanayi devrimi, ikincisi tarihleriyle, madem geçmişten geleceğe konuşuyoruz, o zaman bu tabloyu konuşmak zorundayız. Üçüncüsü ve geleceğin şekillendirilmeye başlandığını düşünürsek, dördüncüsü, yani genç kuşaklar için tasarlanacak dördüncüsü.
Bunları ben bir tarihçe falan gibi size anlatmayacağım. Burada üzerinde duracağım. Esas olarak birinci sanayi devrimi biraz, iktisatçı için ne kadar lazımsa, birinci sanayi devrimi ve sonuncusu, yani gelmekte olan, gelmesi tasarlanan, geçmişten geleceğe konuşacağımıza göre bunun. Bir temel özellik şu, başka hiçbir büyük sektöre nasip olmayan bir şey, sanayi daima bir devrim boyutuyla ortaya çıkar. Eğer devrim boyutuyla ortaya çıkmıyorsa, o zaman bir sanayileşme hareketinden bahsedemeyiz. Sanayilerden bahsedebiliriz ama sanayileşmeden bahsediyorsak ancak bir devrim boyutuyla, yani toplumu eskisine artık benzemeyen şekilde şekillendiren bir motor, bir lokomotif olmasıyla ortaya çıkar. O nedenle sanayi dediğimiz zaman yanı başında hemen devrim sözcüğünü kullanmak zorundayız ve tarihin akışında büyük bir değişme, yaratma görevini sanayi üstlenmiştir. Son 200 yıl, 18. yüzyılın sonundan itibaren son 200 yıl bize bunu gösteriyor. Ve kapitalizme içerik ve şekil vermiştir. Kapitalizm sanayi sayesinde esas olarak var olmuştur. Yani modern, günümüzün kapitalizmi daha önce yok muydu? Vardı ama işte bugün Türkiye'de ne kadar sanayi varsa o kadar kapitalizm vardı dünyada. Bu niteliğiyle akılda kalan birkaç şey üzerinde durayım. İngiltere'de doğdu. Bu biraz şöyle, atletizm yarışları var, kulvarlar var. Böyle elips şeklinde stadyum, kulvarlar var. En iç kulvarda koşan en büyük avantaja sahiptir. En kenar kulvardaki, en iç kulvardakine yetişmek için çok hızlı koşmak zorundadır. Çünkü o handikaplıdır. İngiltere bu pisti tanzim etti. Tanzim eden ülke oldu. Yani kulvarı o açtı. Sanayi devrimini o yarattı. Dolayısıyla İngiliz modeli, yani sanayi İngiltere ile tanıyıp yorumladığımız bir şey oldu. Bu birinci sanayi devrimi İngiliz'e ait bir şey. İlk sanayi modeli öğretici ve kalıcı bir etkisi var. Bu öğretici ve kalıcı etki bizim bugün içinde bulunduğumuz durumu irdeleyebilmemiz için bize lazım. Onu düşünerek biz bugün neredeyiz'i İngiliz'in modelini akılda tutarak ve hep ona referans yapma ihtiyacı içinde konuşmalıyız. Sanayi devrimini kömür ve buhar enerjisi yapmıştır dersek dar anlamda konuşmuş oluruz. Dar bir söylem olur. Ancak bunların ikamesiyle olmuştur. Yani suyun yerine buhar, şeyin yerine, odunun yerine kömür filan gibi onunla başladığını görüyoruz. Ve bu sayede sizlerin benden daha iyi bildiğiniz gibi makine imalat, çeşitli mühendislik sektörleri ve belki de en önemlisi metalürji sahneye çıkıyor. Metalürji çıkıyor çünkü metalürji ürünleri, metalürji kimyasal bir süreç malum, onu size anlatmam ayıp olur. İşin teknik boyutu onunla çıkıyor. Çünkü cevheri metal haline, kullanılabilir metal haline getiriyoruz. Metal haline getirince oradan makinalara gidiyoruz. Yani sanayi devriminin teknik boyutuna metalürji sayesinde gidebiliyoruz ve her şeyi mekanize etmeye başlıyoruz. O zaman toplum değişiyor. Metalürji ürünlerini çoğalttıkça sanayide gelişiyoruz. Ağır sanayi dediğimiz şeyi yapıyoruz. İngiliz aklıyla şimdi konuşalım. Böylece daha önce insanların düşüncelerinde tasavvur edilmeyen, düşüncelere sığmayan bir çeşitlilik ortaya çıkıyor. Burada iki nokta var öncelikle. Sanayi devrimi, devrim sözünü kullandığımıza göre çok çeşitli etkenlerin bir araya gelmesiyle doğmuş olan bir şey. Tek boyutlu değil, çok çeşitli etkenlerle. İç kulvarda İngiltere bunlarla koşuyor. Ve teknik devrim ve teknik devrimin ana damarı yeni ekonomiyi belirliyor. Bu da bize bugün için lazım. Teknik devrim olmadan yeni ekonomi
başka bir şey olur. Sanayileşme olmaz. Onun için mutlaka teknik devrim ve onun belirleyeceği, onun ana damarıyla veya damarlarıyla belirleyeceği bir yeni ekonomi çıkıyor. Ben sanayiden bahsederken, sanayiyi anlatmaya çalışırken daima Selahattin Şambaşoğlu'na atıf yaparım. O bir sanayi kahramanıydı ve bize sanayileşmenin ne demek olduğunu öğretmiştir. Onun için ona atıf yaparım. Selahattin Bey derdi ki, sanayileşme büyük bir malzeme hareketidir. İşin teknik boyutu. Büyük bir malzeme hareketidir. Burada demek ki birinci sanayi devrimi yepyeni bir teknik fotoğrafla ortaya çıkıyor. Bunu bir kenara koymak lazım. Sanayi devrim ve yepyeni bir fotoğraf. İkincisi, bunun bir ana damarı var. İngiliz pistte koşarken bir ana damar oluşturuyor. Ana yolu veya altyapısı. Demir yoldur bu. Demir yolu sayesinde, yani metalürji oradan demir yolu. Ve bize İngiliz örneği diyor ki, her sanayi devriminin bir ana damarı veya kalın damarları olmak zorundadır. Demir yolu bir ana damardı ve oradan toplumu değiştiren birçok şey, teknik ve ekonomik birçok yepyeni şeyler çıktı. Kervana sonra katılan ülkeler için de model bu oldu. Kervana sonradan katılanlar pistin ikinci kulvarından koşmaya başladılar. İkinci kulvardan koşanlar birinci kadar hızlı koşmak ve onun önüne geçmek zorundaydılar. Çünkü sanayinin devrim niteliği onun vazgeçilmez vasfının mücadele olduğunu gösteriyor. Sanayi bir mücadeledir. İddiadır ve mücadeledir. Ve bu mücadele mutlaka en önde koşan kadar, en az o en önde koşan kadar hızlı koşmayı şart koşar. Yani sosyal bilimlerde bazı arkadaşlarımız fanteziler yaparlar ara sıra. Efendim bu yakalama geçme şeyi, teması çok sosyal bir şey değildir. Yani insanları böyle zorluyor filan derler ama bu fantezi düzeyinde kalır. Çünkü o Marx'ın işaret ettiği en ileri toplum, yani herkese ihtiyacına göre olan toplum, ancak geçmiş kuşakların çok hızlı koşmasıyla gerçekleşebilecek. Herkesin yüksek nitelik kazanmasıyla gerçekleşebilecek olan bir şey. Biz daha 8. kulvardayken durup, efendim biz o kadar hızlı koşmayalım, bu yakalama meselesi bir fantezidir filan dersek, fena halde yanılırız. Zaten bizi de yanılalım diye bu tarafa doğru sevk edenler az değildir. Yani çevrecilere laf atmış olmayayım şimdi, onlar da çok değerli işler yapıyorlar ama çevre meselesinin böyle şeyleri de olabilir. Buna dikkat etmek zorundayız. Büyük malzeme hareketi büyük emek hareketini yarattı. Ve büyük emek hareketi olmadan sanayi bir devrim olamazdı. İngiliz modeli bize onu gösteriyor. Sonsuz emek arzı, iktisatçıların sonsuz emek arzı dediği şey ortaya çıktı. Kırlardan insanlar çiftçi olamayan veya çiftçilikle yaşayamayan insanlar kentlere geldiler, gecekonduları oluşturdular. Biz bunları Türkiye'den de bu tabloları zaten biliyoruz. Değil mi? 1950'den beri bu tabloları biliyoruz. Geldiler ama orada sanayi onları çekti. Sanayi onlara iş verdi. Talep yarattı kendine. Demek ki teknik boyut, teknik damar, işin arz tarafıysa mutlaka bu taleple işler. Yani demir yoluna mutlaka bir talep olması lazımdır. Demir, daha çok demir yolu yapabilmemiz için ve onu besleyen sektörleri yaratabilmemiz için mutlaka talep lazımdır. Hepsine birden. Yani vidasına, cevhere, cevherden başlayıp vagonun kapısına kadar, ahşap işlerine kadar mutlaka bir talebin doğmuş olması lazımdır. Ve bu insanlar kentlere gelince yavaş yavaş orada bir disiplin, yepyeni bir disiplin olduğunu gördüler. Bu iktisatçılar için de önemli bir şeydi. Fabrika. Fabrika ortaya çıktı. Devrimin ekonomik ve teknik ünitesi, çalışma ünitesi, fabrika.
ilk defa ortaya çıktı. Büyük iş yeri disiplinle çalışıyor ve belli zamanla çalışıyor. O halde sanayi devrimi zaman kavramını değiştirdi. Yani zamana hakim oldu. Zamanı, kendi zamanını dikte etti. Artık kilisenin zamanına göre yaşamıyor insanlar. Yani çan çalacağı göre yaşamıyorlar. Düdük ötüceğe göre yaşıyorlar. Çünkü sanayi onları çalışma ve yaşamalarını tanzim etmiş oluyor. Fabrika ekonomiyi de değiştiriyor ve değişimi birlikte getiriyor. Tabii iktisatçı ve sosyolog için çok zengin bir malzeme var burada. Sosyolog burada İngiliz örneğinden gene hep hatırlarsak toplumsal değişmeyi, bunun yakıtı olan sınıfsal bilinçlenmeyi, kentleşmeyi filan merak ediyor. Onları yepyeni şeyler olarak görüyor. İktisatçı ise emek gitgide nasıl uzmanlaşıyor, yeni yeni meslekler, istihdam artışı, gelir artışı, tüketim artışı filan gibi kavramlar buradan çıkıyor. Esas olarak sanayi devrimi olmasa iktisatçı bu kavramları bulamayacak. Yani yeni bir jargonla iktisatçının konuşması bu devrim sayesinde oluyor. Ve sanayici kimdir sorusu geliyor. Yani yatırımcı, işletmeci olarak sanayici kimdir? İktisatçı bunu merak etmesi lazım. O günlerde merak etti. Bugünün Türkiye'sinde çok fazla merak edene rastlamıyorum meslektaşlarım arasında. Yani bu salonda bulunanlar dışında, bu salonun dışındaki meslektaşlarım arasında sanayici kimdir'i pek merak edene rastlamıyorum. Çünkü yeniliği anlayarak, bularak, mutlaka yeniliği anlayarak ve bularak atılım yapabilen, uzun vadeli ufuk sahibi olabilen bir insan. Yani tarihi misyona sahip. İngilizler buna bir isim de verdiler. Sanayinin kaptanları, sanayinin kaptanları dediler. Misyon sahibi adam. Planlı olarak bakabilen, yani kendi planlı düşünen adam. Tabii daha titiz iktisatçılar buradan hareket ederek işte ne kadar yatırım yapılması lazım, yatırım oranı, emek yoğun mu, sermaye yoğun mu, teknik seçimi filan böyle alanlar açıldı. İktisatçı için böyle alanlar açıldı. Bazı meslektaşlarımız işçiyi ölçeğine göre ölçeği büyütürsek maliyetler düşer mi filan böyle şeylere. İş bölümü nedir? Bunlar. Fakat burada en önemli nokta zaman yeniden tanzim edildi. Yeni insan ortaya çıktı. Yeni insan, yeni zaman serisiyle çalışan insandır. Sanayi devriminin getirdiği insan tipi böyle bir insandır. Oradan tabii bilim adamları için, temel bilimlerden başlamak üzere, bilim adamları için de 1850'lerden başlamak üzere bir mesele ortaya çıktı. Teknolojiyi siz mühendisler yaptınız. Yani geçmişte sizler İngiliz olarak, değil mi? Sizin rahmetli meslektaşlarınız İngiltere'dekiler onlar yaptı, pratik olarak yaptılar. Fakat bir yere gelince anlaşıldı ki artık bilime ihtiyaç var. 1850'lerden itibaren bilime ihtiyaç doğdu. Bunu altını çiziyorum çünkü bugünün Türkiye'sinde sanayici bilime ne için, ne kadar ihtiyaç duyuyor? Onu bir yere yazmamız lazım. Pratikten doğan bir teori ihtiyacı diyelim buna isterseniz. Ama bu temel bilimleri körükledi. Bizim için önemli olan ve ondan sonraki gelişmeleri tanzim eden bir şey. Bu çeşitlilik ve çok yönlülük içinde mühendisliğin ampirik, pratik gözlemleri ve bulgularından hareket ederek işte fizik ve termodinamiğe gelindi. Demek ki büyük bir şey, her şeyi düşünce tarzını değiştiriyor. Kısacası ajanı sanayi olan devrim büyük bir dönüşüm demek. Ve mutlaka buradan bakmak zorundayız. Sanayinin getirdiği şeye bakmak zorundayız. Bunun temelinde şu düşünce var. Bütün insanlarda yani seferber ettiği bütün insanlar ortak bir şeyde birleşiyorlar. Yapabiliriz, yapabiliriz düşüncesi. Yapabiliriz. Daha yenisini, daha büyüğünü yapabiliriz, yaratabiliriz. Demek ki içinde mutlaka mücadele var, iddia var, bilgi var ve hareket var. Yapabiliriz. Bu durdurulamayacak olan bir şey. Ve bunun içinde bu arz kendi talebini yaratıyor. Demek ki işleyen bir ekonomi sistemi de getiriyor.
Şimdi ikinci parçaya geçelim. Neydi, ne oldu? Şeye gerek yok. Şu anda açmamıza gerek yok. Sonra rica edeyim. Şey kalsın. Birinci tablo kalsın. Efendim, neydi, ne olduğu? Bizim 19. yüzyıl ortalarına doğru gelirken dikkatimizi çekti bunu. Arkadaşlarımız anlatacakları için uzun uzun üzerinde durmuyorum. Ancak Selahattin Bey'in bize anlattığı şekilde onun ağzından birkaç şey söyleyeceğim. Yani neydik, ne oldu, ne yaptık sanayide? Biz Almanya gibi bir zemine sahip değildik. Avusturya, Fransa gibi bir zemine, bir sosyal zemine sahip değildik. Çünkü bu iş geldi ama eskiden beri olan şeylerle geldi. Eskiden beri olan bir birikim bir yerde sanayiyi devrim şeklinde doğurdu. ...1820'lerde... şimdi Selahattin Bey konuşuyor. 1820'lerde Tophane'nin kuruluşuyla başlayan 100 yıllık niyet ve çabaya rağmen sanayi diye bir şey olmadığını Almanya'dan dönüşte gördüm diyor. Ve şöyle devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı içinde Askeri Fabrikalar Umum Müdürü Başkanlığı'nda birkaç kişilik bir heyetle İngiltere'ye giderek askeri fabrikaları gezdik. Londra yakınlarında Woolwich'te, orası bizim makine kimya gibi bir yer, Woolwich'te bize enteresan bir şey göstereceklerini söylediler. Fabrikanın büyük yeşil bahçesinde mermerden yapılmış, etrafı zincirle çevrili, çok bakımlı bir mezar vardı. Mezarda diyor ki, İstanbul'dan buraya, fabrikaya staja gelmiş ve 28 yaşında ölmüş İbrahim'in mezarıdır. Bu garibin mezarına dokunulmasın. Tarih 1840. Demek ki II. Mahmut başlatmış bu işi. Yani dikkatimizi çekmiş. Sonra herhalde Prusya'nın, özellikle Prusya'nın bu toplumu zorlayarak sanayileştirme çizgisi bizi etkiledi ki orada zorlayarak iş adamlarını, soyluları, yerel yönetimleri fabrika kurmaya Prusyalılar zorladılar ve yüzlerce sanayi girişimi ortaya çıktı. İktisat tarihçilerinin gayet iyi bildiği gibi, ama burada bir plan yoktu. Plan yoktu. Plan 20. yüzyıl sanayi aklının ürünüdür. 20. yüzyıl aklının ürünü olarak ortaya çıkacak. Şunu biliyoruz, Türkiye'de Cumhuriyet başladığı zaman 1. ve 2. sanayi devrimlerine erişilememişti. Fakat Cumhuriyet şu düşünceye sahipti, yapabiliriz. Cumhuriyetin özünde yapabiliriz düşüncesi var. Çünkü Cumhuriyet bir iddiadır ve mücadele demektir Cumhuriyet. Mücadelesiz Cumhuriyet bir anlam taşımaz ve yapabiliriz düşüncesi için mücadeledir. Sanayi meselesinde de hem bizden ileride olanlara, yani en iç kulvarda koşanlar, biz çünkü en kenar kulvardayız, hem ileride olanlara hayranlık duyma, hem de onu yakalayıp geçme arzusu, daha doğrusu azmi vardı. Hem de bu nokta ilginç bence, 20. yüzyılın plan aklı vardı cumhuriyetçilerde. Belki bu askerlik mesleğinin, hele savaşlarla yaşayan askerlik mesleğinin strateji ve pratiği ve vatana sahip çıkma sorumluluğuyla gıda alıp büyüyenler için bir müstesna bir şeydi. Böyle kimlik kazandılar ve 1920'lerin sonunda önlerindeki örneği de doğru algıladılar. Sovyet planlaması. Sovyetler Birliği dünyaya sanayileşmenin planlarla olabileceğini ve en dış kulvardan en iç kulvara ancak bununla gelinebileceğini gösterdi. Ve buradan 1930'ların bildiğimiz gibi sanayi programları doğdu. Ben onları anlatmayacağım. Özellikle Serdar arkadaşım bunu gayet güzel bir şekilde verecektir. Ama bu bir büyük sanayi ve merkezinde sanayi olan
bir büyük ekonomik işler sektörü olarak, yani bir kamu, ekonomide kamu sektörü olarak çıktı. Kendi kurumlarını kurdu, iktisadi devlet teşekkülleri, daha sonra KİT vesaire. Ama bu yapabiliriz'in bir örneği oldu. Bunlara talep vardı. Talep de yarattılar. Yani arzı yarattılar, kamunun, sanayinin omurga olduğu şeyi, ekonomik ve teknik düzenlemesi ekonomide talep de yarattı. Çeşitli ürünler ve hizmetler bildiğimiz gibi kamu eliyle düzenlendi. Biri bu. Bir de Cumhuriyet'in bir de Silikon Vadisi vardı. Onu da Selahattin Bey anlatıyor. İzin verirseniz oradan da birkaç şey okuyayım. Silikon Vadisi bence. Bunu daha önce belki bu toplantılarda bahsetmiş, anlatmış olabilirim. Onun için daha önce dinleyenler kusura bakmasın. Şöyle diyor Selahattin Bey çeşitli bu silikon vadisi askeri fabrikalardan oluşur ama askeri bir katı disiplin içinde çalışmaz. Silikon vadisi gibi çalışır. İlk teşebbüs 1924'te, bu bir sanayi sitesidir Kırıkkale. Ve 1932'de Kırıkkale'de askeri fabrika sahası dışında sadece 13 ev vardı. Meyhane, kahvehane ve kasap dükkanı aynı yerde. Yol yoktu, haftada iki tren geçerdi. Gazete gelmezdi. Fabrikaya trenle ya da çamur tarlalardan geçerek gidilirdi. İşçi tamamen oranın köylüsüydü. 2-3 saatlik köyünden eşekle veya yaya gelirdi. Fabrikada eşeklere ayrı yer vardı. Yani park yeri de var. 29'da Kırıkkale Çelik Fabrikası'nın temeli atıldı. Fabrika 32'de tamamlandı. 32'de imalat çok azdı. 100 ton çelik çıkarıyordu. Başlangıçta hepimiz acemiydik. Doğru dürüst kütle halinde üretim yapamıyorduk. O esnada Harlas isminde bir ustabaşı geldi. Škoda firmasının ustabaşısıydı. Oraya 15'lik top imalatı için tekemmüle, yani geliştirmeye gitmiş olanlar Çekoslovakya'ya alıp geldiler. Ray imalatını aşağı yukarı ondan öğrendik. İlk defa ray 32 Haziran'ın 4'ünde Kırıkkale Çelik Fabrikası'nda yapıldı. Sonra 34'e kadar çelikhane çalışmadı çünkü demir yolları sipariş vermiyordu. Bakanlık Ali Çetinkaya'ya bağlanınca Çetinkaya emir verdi. Demir yolları istemediği halde ray siparişini Kırıkkale'ye vermek zorunda kaldı. Yapılan rayın kalitesine inanamadılar. İnşaat dairesi bizim rayları Alman rayları ile mukayese için İsviçre'ye gönderdi. Bizimkiler Alman raylarından 4 kat daha dayanıklı çıktı. Çıkınca herkesin sesi kesildi. Ray imalatı 1940'a kadar Kırıkkale'de devam etti. Sonra Karabük'e geçti. İmalathaneler Ankara ve civarında kuruldu. Önce fişek fabrikası ile başladı. Anlatıyor. Kapsül maske fabrikaları. Çelik fabrikasında 1935-50 arasında 150 çeşit çelik yapılmıştır. 150 çeşit çelik. Bugün, yani 1995'te bunu anlattı, Türkiye'de bunların dörtte biri bile yapılmıyor. Uçak çeliği, kalem çeliği, paslanmaz çelik, semantasyon çeliği falan sayıyor ve birçok örnek veriyor. 38'de tank savar toplamanın yapımı başladı. Bu üstün teknik isteyen bir şeydir. Lisans alınmadı, top ebadı bilerek takliden yapıldı. Savaş başlayınca artık dışarıdan hiçbir şey gelmedi. Umummüdür Eyüp Paşa, Durukan, krom nikelli çelik gerektiren ileri top namlusu istedi. Guleman'dan kromu getirdim, Maliye Bakanlığı'nın nikelli bozuk paralarına da el koydum demiş. Böylece 39-45 arasında 3.7'lik ve sonra 5.7'lik tank savar topu için 500 namluluk çelik çıkardık. Devam ediyoruz. 1940'ta kendi girişimimizle tank yaptık. Tank.
Bunu sadece Ford motoru dışarıdan geldi. Dizaynı bizimkilerindir. Tipi kendimize mahsustur. Böyle önemsiz bir şey gibi anlatıyor. Kamil Necati falan yaptılar. Zırh levhası, topu, paleti, aktarma organları hepsi bizim üretimimizdir. Bu tank 1946'da Cumhuriyet Bayramı töreninde geçti. Ancak sipariş gelmedi. Gene üzerinde duruyoruz. Bu tek tank olarak kaldı. Amerikan yardımı başlayınca hazırcılık ve kolaya kaçma başladı, diyor. Bir başka. 1925'te Kayseri'de uçak fabrikası kuruldu. Alman Junkers uçakları getirildi filan sayıyor. Sonra İkinci Dünya Harbi içinde Tayyare Cemiyeti'nin Etimesut'taki tesislerinde yurtlarından kaçmış Polonyalılar PST tipi 7-8 kişilik sivil keşif uçağı yaptılar. Bunlar da Danimarka'ya satıldı. Ama daha önemlisi dizaynı bize ait olan kesik kanatlı Uğur tipi talim uçaklarının imalidir. Motoru İngiliz Havilland'tır. Uçuş tecrübeleri işi sonuç verdi. Bu fabrika 1951'de makine kimya endüstrisine intikal etti. Orada 54 uçak yaptık. Motorlarını işledik. Dördünü törenle, Türk pilotlarıyla uçurarak 1954'te Ürdün'e hediye gönderdik. Gerisini Milli Savunma'ya verdik. Daha sonra Milli Savunma'nın siparişi kesildi. Uçağı artık Amerikan askeri yardımından alacaklarını söylediler. Böylece uçaktan vazgeçerek bu tesislerde kuluçka makinesi yapmaya başladık. Aynı yer daha sonra Türk Traktör Fabrikası oldu, diye anlatıyor. Bu kadarı yeter herhalde, çünkü zaman sanayi zamanına uymak zorundayız, değil mi? Yaraladık mı? Biraz ikram yapılacak herhalde, değil mi? Efendim, kısacası bu. Yalnız burada şu ortaya çıkıyor. Yapabiliriz düşüncesi var ama talep yok. O zaman sanayi devrim boyutuna ulaşamıyor. Talep yok. Amerikan yardımı var. Teşekkür ederiz, diyorlar. 1980'ler bir dönüm noktası. Arkadaşlarımız anlatacaklar. Benim anlatmama, yeniden anlatmama gerek yok. Sanayi hareketinin durduğu tarihtir. Sanayi hareketinin durmaya başladığı tarihtir 1980'ler. Ya daha doğrusu sanayi tutkusunun, öyle diyelim. Çünkü hareket bir şekilde ittiğiniz zaman, değil mi, raylı sistem devam eder. Ama tutkusu, o tutku durur. Tutkuyu aldığınız zaman yavaşlaya yavaşlaya gider. Bunlar zamanın kaybedilmeye başlandığı yıllardır. Çünkü zaman dış dünyada sanayinin tanzim ettiği zaman işlemeye devam etmektedir. Dünya iki koldan ilerler. Şimdi arkadaşımızdan rica edeyim. Şurada bir şey var. Efendim? Şu. Evet, var. Sonlara doğru. Dünya iki koldan ilerlemeye başlıyor çünkü. Dolayısıyla zamanı dış dünya değişik bir teknik, yeni teknik yolla tanzim etmeye başlıyor. Evet, bu. Yani iletişim teknolojisiyle bilgisayar teknolojisinin birleştiği dijital bir dünya başlıyor. Dijital dünya başlıyor. Biz bu dünyanın gerisinde kalıyoruz. Birinci kulvar hızlı gidiyor. Biz sekizinci kulvarda yavaş bir şekilde devam ediyoruz. Bu dönemde iki şey ortaya çıkıyor. Birincisi, sanayi tutkusu bitince şu ortaya çıkıyor. İkinci el sermaye malı İtalya. 1980'lerin belgelerini incelerseniz, yani gazetelerini inceleyin, göreceksiniz. İkinci el sermaye malı ithalatı başlıyor. Teknik seçiminde ucuz teknik seçelim. Pahalı olur ileri teknik. Bu başlıyor. Bilgisayar alanındaki, bilgi işlem alanındaki gelişmenin farkında olmamak, daha sonra moda olarak bunu alma başlıyor. Ve bu şekilde
Türkiye ekonomisinde de ithalatçılığın tohumunun atıldığı, ithalatçılığın yükselmeye başladığı, ithalatçılığın sanayinin damarına girmeye başladığı tarihler 1980 ile başlıyor. Ve ikinci önemli nokta bence, bunu tamamlayan ikinci önemli nokta, Türkiye sermaye sınıfının vazgeçmediği alışkanlığı. Vazgeçmediği alışkanlığı. Yani sanki birinci sanayi devrimi yıllarında yaşıyormuş gibi vazgeçmediği alışkanlığı. Emek ucuzdur ve ucuz kalacaktır. Emek ucuzdur ve ucuz kalacaktır. Birinci sanayi devriminde emek ucuzdu. Çünkü adamlar kırlardan geliyorlardı, yepyeni bir dünyaya giriyorlardı. Kırdaki gelirinden daha yüksek ücret alıyordu ama ucuzdu o. Ortaya çıkan kara, katma değere göre ucuzdu. Şimdi 1980'den sonranın Türkiye'sinde sanayiciye de hakim olan düşünce, yani ithalatçılık merakının hakim olduğu sanayiciye de hakim olan başka bir şey, emek ucuzdur ve mutlaka ucuz kalmalıdır düşüncesi. Bu bizi geleceğe taşımaz. Geleceğe taşımadı ve bu düşünce bizi geleceğe taşımayacaktır. Sanayide makine parkı yenilenmedi. Değerli Yavuz Bayülken bana ara sıra bilgiler gönderir. Gönderdiği son bilgi burada slaytlarda var ama gerek yok, zaten kendisi anlatacak. 2010 tarihindeydi değil mi Yavuz Bey son gönderdiğinizde? Makine parkının imalat sanayinde ortalama 10 yıllık olduğu ortaya çıkıyordu. Yenilemiyorlar. İthalat merakı artık damarlarımıza iyice işlemiş vaziyette. Bu dönemde sanayi kurma düşüncesinin yerini dövize kavuşma. Bir an önce kestirme yoldan dövize kavuşma. Nereden gelirse gelsin. Dolayısıyla sanayi dövizsiz olmaz ama sanayi döviz getirmez anlayışı yaygınlaşmaya başladı. Bence en önemlisi devlette yetişmiş sanayi kadrolarının erimeye başlaması. Tabii insanlar yaşlanıyorlar ve kendi bilgilerini, görgülerini aktaracakları yeni kuşaklar olmazsa eriyor, bilgi gidiyor. İnsanlar yaşlanır ve kendi bilgi görgülerini sanayinin ortamında yeni kuşaklara aktaramazlarsa sanayi düşüncesi de yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. İkincisi, o dönemde başlayan ve özel sektörümüzün çok sevdiği modalardan biri olan özelleştirme. Özelleştirme, tesisleri veriyoruz. 30'lardan başlayarak kurduğumuz, her yıl kurduğumuz tesisleri veriyoruz. Kim alıyor? Biraz önce konuştuğumuz gibi Konya Krom Manyazıt'ı otelci alıyor. Alıyor, ne yapıyor? Cevher yatağını bırakıyor. Diğerlerini de otel yapmaya falan niyetleniyor. Adamın işi o çünkü. Dolayısıyla bize yeni sanayici değil, yeni kapitalist lazım düşüncesi 80'den itibaren. Yani biz bu ülkeyi kapitalizmle şekillendireceğiz. Onun için bize yeni kapitalist lazım. Siyasi kadrolarımız için de bunlar lazım. Bu düşünce lazım dediğimiz zaman 50 yılda birikmiş ve birikmeye devam eden sanayi bilgisi, görgüsü, çözümleri, yaratıcılığını da eritmeye başlıyoruz. Özelleştirme Türkiye'nin sanayine bir savaş gibi etki yapmıştır. Yani düşünceyi yıkmıştır. Almanya 2. Dünya Savaşı'nda donanımının galiba %30'unu falan kaybetti. Ama Almanlar bilgi görgüyle devam ettiler. Ve 1950'lerde Alman ekonomisi yıllık ortalama %9-10'la büyüdü. Ne sayesinde? Sanayi sayesinde. Sanayi bilgisi, görgüsü sayesinde Almanya yeniden doğdu. Çünkü insanların bilgilerini yok etmediniz, onları buharlaştırmadınız. Ama donanımları ortadan kaldırdınız. Bizde donanımlar giderken bilgi görgü de gidiyor. Özel sektör belki sıfır maliyetle devletten alıyor şeyi, yetişmiş insanı. Sıfır yetiştirme maliyetiyle alıyor, kullanıyor ama özel sektörün ortamında bu bilgi görgü ne kadar devam ediyor
bilmiyorum. Burada 1980 öncesi iki sanayici tipinin biri yine Şambaşoğlu'dur. Burada yer olmadığı için, yani zaman olmadığı için onun bir mermi imalatı teklifini nasıl imzaladığı örneği vardır. Girişimci öyle olur. Yani bir Amerikalı gelir Almanya'dan, bize şu kadar mermi lazım der. Çok büyük miktarda yapabilir misiniz der. Selahattin Bey, makine kimyanın genel müdür yardımcısı, sanayi müsteşarına gider, yönetim kurulu üyelerine gider. Hepsi, vallahi işim var, işte karım hasta, oğlumu bir yere götüreceğim, ne iş yaparsan yap, sana kalmış filan derler. Kararı ona bırakırlar, göz göre göre gidecek. Maliyet hesabı tutmuyor. Tutmuyor yani, diyelim ki 3 dolardan, mermiler 3 dolardan yapılacaksa ilk hesap 5 dolar gösteriyor. Dolayısıyla siparişi alamayacağız. Şöyle anlatmıştı. Adamı gara götürdüm. Gar lokantası, yani uğurlamak için gara götürdüm. Gar lokantasında adam çantasından şeyi çıkardı. Yazık falan dedi. Siparişi size veremiyoruz dedi. Selahattin Bey o anda sanki işin sahibi oymuş gibi dedi ki, aldım adamın önünden şeyi, bastım imzayı altına ve sonradan değil 5 dolar 2 dolara getirdik ve o sayede yeni bir sipariş aldık. Her siparişle yeni bir fabrika yaptık. Şimdi bu tipik bir sanayi kahramanı. Başka bir sanayi kahramanı özel sektörden öldü 1979'da. Yani sanayi tutkusunun sona ereceğini adeta sezerek öldü. Mümtaz Zeytinoğlu, özel sektörden. Yapabiliriz düşüncesinin, yapabiliriz düşüncesinin kahramanlarındandı. Özel sektörün bir sanayi kahramanıydı. Onu anlatmayayım ama bulursanız Ulusal Sanayi diye ince bir kitap vardır. Tahsin Yücel, Mümtaz'ın ölümünden sonra derledi. Tavsiye ederim. Şimdi efendim, birçok şeyi atlayalım ve sonuna gelelim. Sonra gelelim. Başkanın da ikramıyla son 10 dakikada 15 mi? 15 dakika hakkınız var. İkram kalsın, sonra konuşuruz. Öyle mi? Artık ayıp olur canım. Hep adam kendisi konuşuyor derler. benim Aslı Hanım'dan rica ettiğim bir şey vardı. Obama'nın ve muhterem bir zatın konuşmaları. Son bölüme doğrudan doğruya atlayalım. Buraya geçince tabii bıraksanız böyle çok konuşurum da. Hocalar konuşmayı sever. En çok sevdikleri şeydir. Hayır. Evet. Hi everybody. This week I'm proud to join the students, teachers, businesses and non-profit organizations taking big new steps to support computer science in America's schools. Learning these skills isn't just important for your future, it's important for our country's future. If we want America to stay on the cutting edge, we need young Americans like you to master the tools and technology that will change the way we do just about everything. That's why I'm asking you to get involved. Don't just buy a new video game, make one. Don't just download the latest app, help design it. Don't just play on your phone, program it. No one's born a computer scientist, but with a little hard work and some math and science, just about anyone can become one. This week is your chance to give it a shot. And don't let anyone tell you you can't. Whether you're a young man or a young woman, whether you live in a city or a rural area, computers are going to be a big part of your future. And if you're willing to work and study hard, that future is yours to shape. Thanks, everybody. Bu bulut sistemi dedikleri bir şey var şimdi. Son zamanlarda herkes oraya bir şey atıyor. Gelen oradan işine yarayanı alıyor, kullanıyor. Ben böyle anlıyorum.
belki farklı bir şeydir. Şey yok artık, böyle sistematik bir şey yok. Abur cubur dolduruyorsun, herkes ihtiyacını oradan alıyor ama hiç de karışmıyor. İstediğini buluyorsun. Bu bilişim fazla kafa yorursan sıyırırsın. Kullanacaksın, nimetlerinden kullanıp, yararlanıp işini göreceksin. Kafayı taktın mı o zaman işin kötü. Çok fazla hikmetine fazla şey yapmamak lazım. Bu sözler bir başka bakan da bizden iyi bilim adamı çıkmaz, sıksa sıksa ara teknik eleman çıkar demişti. Ben de ona cevap vermiştim. O sizin kendi düzeyinizle ilgili bir husus diye. Aynı şey. Bu zatla alay etmek niyetim yok. Yalnız bu bakışımızı yansıtıyor. Bunu kişiselleştirmeyelim. Burada değerli milletvekilleri de var. Kimseye de laf atmak istemiyorum. Ama bütün siyaset sınıfımız acaba geleceğin dünyası için sanayinin merkez olacağı, ama nasıl bir sanayinin olacağı? Obama'nın dediği gibi, kimsenin sana yapamazsın demesine izin verme çizgisinde düşünüyor mu? Kimsenin sana yapamazsın demesine izin verme. Cumhuriyetin şiarını hatırlayalım. Yapabiliriz. Yapabiliriz. Sanayi bu demek. Ben kısaca anlamlı bulduğum Almanya'daki gelişmelerden ve daha çok sizlerin dünyasına, yani mühendis ve sanayici dünyasına ait çarpıcı gelişmelerden çok kısa söz etmek istiyorum. Değerli Aykut Göker, Aykut Bey, bizim 21. yüzyıl için planlama başlığı altında 2011'den itibaren yılda bir, bazen iki kez yaptığımız toplantılarda, şimdi iki kez yapıyoruz, yani ilkbahar ve sonbaharda. 21. yüzyıl için planlama. Orada ilk kez Aykut Bey anlatmıştı. 2006'da Alman hükümeti Almanya için yüksek teknoloji stratejisi saptadı. Bunun bu bana çok önemli göründü gelecek için. Yani 80 milyonluk Türkiye gibi bir ülke ve 8. kulvarda koşmakta olan, yarı sanayileşmiş, birçok şeyi fason olarak yapıyor ama yarı sanayileşmiş. İthalat olmazsa yapamıyor. Ar-Ge'si içinde gelen ithalat, değil mi Çebi? Ar-Ge'si içinde gelen ithalat olmadan yapamıyor. Şöyle diyor Almanya için yüksek teknoloji stratejisinde Aykut Bey'in izniyle: vizyonumuz bilim ve sanayideki başarıya saygı duyan, ödüllendiren bir ülkedir. Şurası önemli. Merak eden, öğrenen bir toplum istiyoruz. Sayıyor doğa bilimlerinden beşeri bilimlere diye. Ve Almanya için başarıda bir sınır olmayacaktır. Yeni fikirlere, yeni ürünlere, yeni sistem çözümlerine ihtiyacımız vardır. Rekabet üstünlüğü yarışını, buna üstünlük yarışı diyelim. Yarışını düşük işçilik ücretlerine dayanarak kazanamayız. Düşük işçilik ücretlerine dayanarak kazanamayız. Bu yarışı ancak fikirlere, ama en iyilerine dayanarak mutlaka kazanırız. Bu satırları okuyunca, düşük işçilik ücretlerine dayanarak kazanamayız satırlarını okuyunca, insan 2015 yılının seçim platformunda siyasi partilerimizin, kusura bakmayın, siyasi partilerimizin esas seçim platformuna ne getirdiklerini, üzerinde en çok konuşulan şey olarak ne getirdiklerini hatırlıyor. Asgari ücret 1300 lira mı olacak, 1500 lira mı olacak?
Şimdi özel sektör sıkıntıya düştü. 1300'ü vermemek istiyorlar değil mi? Yani Türk sanayi 1300 asgari ücretten rahatsız durumda. Victoria dönemindeki gibi. Bunda bir tuhaflık yok. Çünkü bugün Türkiye'yi yöneten zihniyet, tabii bunu iktidar partisinden ayıralım isterseniz. Yani muhalefet partileri ve parlamentoda olan ve dışındaki muhalefet partilerinin başka düşünceleri olabilir gibi kendimize bir umut ışığı açalım. Ve şunu hatırlayalım. Şimdi iktidar partisi yaptığı referanslarda hep birinci sanayi dönemi İngiltere'sine ait düşüncelerle hareket ettiğini gösteriyordu. Soma faciasından sonra günün başbakanı maden ölümlerinde hangi örneği verdi? Victoria dönemi. Victoria dönemi madenciliğinde oradaki maden kuyu çöküşlerinde 300 ölü, 500 ölü bu fıtratında oluyor dedi yani. Verdiği örnek ucuz emek. Emek mutlaka ucuz olacaktır. Dönemine ait olan emektir. Eğer biz gelecekten bahsetmek istiyorsak o zaman Almanya'ya bakmak zorundayız. Yani yüksek teknoloji stratejisine ve şöyle devam ediyor. Bu yarışı düşük işçilik ücretlerine dayanarak kazanamayız. Bilim ve teknoloji tabanlı çözümler üreten önder ülke yapmak istiyoruz Almanya'yı diyor. Ve somut durumlarda bunların gerçekleşmesine yönelik adımlar planlanacaktır. Planlanacaktır diyor. Şimdi efendim bunun üzerinde bunlar çalışmaya devam ettiler. Ve orada bu çalışmalar ve bunun gerektirdiği araştırmalar Alman Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'na verildi. Eğitim ve Araştırma Bakanlığı diğer bakanlıklarla işbirliği halinde bu yüksek teknoloji stratejisini yürütecek. Çünkü geleceğin insanı, geleceğin sanayi, geleceğin insanıyla beraber oluşacak. Dolayısıyla Eğitim Bakanlığı'nın, yani o zavallı Almanlar bilmiyorlardı ki 4 artı 4 artı 4 ile falan uğraşsalar daha iyi olacak değil mi? O da Victoria dönemine ait bir düşünce. Yani işçiler kiliseye gidin diyor Victoria döneminde. Bizimki de herkes camiye gitsin diyor. Zamanı sanayiye göre değil, zamanı ezana göre. Orada kiliseye göre. Çünkü büyük kitleyi kontrol altına almak lazım. Biz büyük kitleyi yeni insan yapmak istemiyorsak, sanayi devriminden, yepyeni bir sanayi devriminden, dönüşümden geçirerek yeni insan yapmak istemiyorsak, o zaman 4 artı 4'ten gideceğiz. Ama Almanlar başka yoldan gidiyorlar. 2010'un Temmuz ayında bu yüksek teknoloji stratejisini Alman hükümeti gözden geçirmiş, 2020 hedefi koymuş. 2020'de gerçekleştirilecek hedefler koymuş ve bunun 2 yıl sonra 2012 Mart'ında eylem planını ortaya çıkarmış. Eylem planı. Bu eylem planında 10 proje var. Ve 10 projeden en önemlisi, şimdi en başa gene geri dönebiliriz. En baştaki yani şu. Evet. En önemlisi siber fizik yani gerçek dünyayla sanal dünyanın birleştirileceği bir sistemi kurmak. Nesnelerin interneti dünyasını kurmak. Çünkü buradaki hakim fikir Almanya olarak biz diyoruz ki biz zaten klasik sanayi üretiminde bir numarayız. Ama siber sistemler, sanal sistemlerde de öncü düşünceye sahibiz. Öncü düşünceye biz sahibiz. Yani siber fizik sistemlerin bilgi hazinesi bu da bizdedir. O zaman bu ikisini birleştirelim. Bu ikisini nasıl birleştiririz? Yüksek nitelikli insanlarla. Emek yüksek nitelikli olacak ve yüksek ücret ekonomisi olacak.
ekonominin bir kesiminde değil, yayılacak. Bütün topluma yayılacak. Yeni sanayi devrimi böyle oluşur. Dördüncü sanayi devrimi böyle oluşur diyor Almanlar. Ve biz dördüncü sanayi devriminin öncüsüyüz diyorlar. Gelmektedir. Gerçek üretim dünyasıyla bunu anlatmama size gerek yok. Yani her şeyin dijital bir rafinaja tabi olacağı, nesnelerin birbirleriyle konuşabildiği, kitle halinde üretimin yanı sıra son dakika değişikliklerin de yapılabildiği bir esnekliğe sahip. Çünkü bütün nesneler ve hizmetler yeni gelmekte olan sistemin bilgisayarcılığıyla diyelim, bilgi işlemciliğiyle düzenlenmiş olacak. O halde yeni insan bütün bunlara hakim olan ve mutlaka yaratıcı olan, insan robot olmayan fakat mutlaka yaratacağı yeni robotlara hakim olan, yenilerini yaratabilen, yüksek akla, yepyeni yaşama biçimlerine, yani diyebilir ki ya ben bir hafta gideceğim, istirahat edeceğim, tekrar geleceğim. Dolayısıyla ücretlerde esneklik değil ama yaşama biçiminde de esneklik getirebilen yeni bir dünyayı kurgulamak üzereyiz. 2020'de 40 milyar euroluk, 40 milyar euroluk piyasa, bu işin piyasası gerçekleşmiş olacak diyor 2020'de. Bu yoldan giderek diyor. Şunu koyalım mı? İki tane ricam var. Biri şunu koyalım. Şunu koyalım. Arkadan da en arkada bir adamın fotoğrafı var. Önce bunu koyalım. İkramla ikram edildi, bitiriyorum. Yani ben de sopasız olduğun için zaten. Efendim bu tablo ben sık sık her yerde göstermeye çalışıyorum. İmalat sanayinin payı bir ekonomide. Sanayileşmenin bir fotoğrafıdır bu. Gayri safi yurt içi hasıla ancak imalat sanayinin payı artırıldıkça artırılabilir. Sanayileşme budur. Sanayileşme budur ve %40'a varınca ortalama, yani sanayileşmiş ülkelerde İngiltere, Amerika, Almanya, bu üçünü akılda tutalım. Bunlara Fransa'yı, hatta İtalya'yı bile katabiliriz. İmalat sanayinin payı, ekonomiye katkısı diyelim buna, %40'a vardığı zaman 10 bin dolar, 1990 dolarlarıyla 10 bin dolar gelire erişirsiniz. Norm budur. 10 bin doların anlamı, bu 10 bin dolar %40 imalat sanayi payıyla gerçekleşmiştir. Çünkü biz bir sanayi toplumuyuz. Peki Türkiye'de bol bol Türkiye'yi yönetenlerin sözünü ettiği 10 bin dolarda imalat sanayinin payı ne kadar? Bu pay artıyordu. Serdar Şahinkaya arkadaşım çok daha ayrıntılı ve güzel gösterecek. Bu pay %25'lere falan gelmişti. Tablolarda var ama sizi sıkmayalım. Sonra 2000'lerden itibaren indi. Şimdi %15 civarında. Yani %15'ten ibaret sizin payınız. O halde ben gene sitem olsun diye değil ama sanayi kongresinde bu noktada şunu şakayla karışık söyleyeyim isterseniz. Slogan çok güzel, başka bir sanayileşme mümkün diye. Ama ortada bir sanayileşme yok ki. Bir sanayileşme mümkün. Bir sanayileşme mümkün. Esas sloganımız galiba bu. Esas kastettiğimiz bu. Bir sanayileşme mümkün. Çünkü şu anda yok. %15 ve bugünün sanayici kartvizit taşıyan, ki sanayi yeni sanayiciler arasında çok değerli insanlar var. Merak eden, çalışan çok çok değerli insanlar ama sınıf olarak veya sanayicileri temsil eden organlar olarak ortaya ne gibi talepler çıkıyor diye baktığım zaman acaba bu Almanya'daki gelişmelerden falan haberdar mı diye merak ettiğim zaman pek merak etmediklerini görüyoruz. Ama reform istiyorlar hükümetten. Reform yapın, reform yapın, reform talep ediyoruz da yapmıyorlar diyorlar.
Oysa Türkiye'de son 30 yıldır, hele 2000'lerden sonra birinci sanayi devrimi döneminde İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da kapitalizmin önü ne kadar açıldıysa Türkiye'de açılmadı mı? Bütün serbestliklere kavuşmadılar mı? Her şeye kavuştular. Daha da reform istiyorlar ama reform nedir? Yani biraz daha verin demek istiyor. Reformun ne olduğunu bilmiyoruz. Sanayide reform değil, reform istiyor. Reform başka bir şeyin adı burada. Dolayısıyla şey bu, tablo bu. Biz 10 bin dolara eriştik diye övünüyorsak, maalesef bu sanal bir 10 bin dolardır. İnşaatla, turizmle, bildiğimiz ve bilmediğimiz ticaretle erişilmiş bir 10 bin dolarsa, bu sanayi toplumunun 10 bin doları değildir. Şimdi son fotoğrafı koyalım. Efendim bu Profesör Henning Kagerman, Almanya'daki işin başında olan adam. Şöyle bir bunları okuyunca, yani Almanya'nın raporunu, ben şimdi onu değerli Başkan Oğuz Türk Yılmaz'a bundan bir tane vereyim. Sizde vardır belki ama vereyim. Aklıma şöyle bir kara fantezi geldi. Diyelim ki Profesör Kagerman uçağa biniyor. Yanındaki koltuğa da biraz sonra bizim değerli bakanımız gelip oturuyor. Kaç dakika ve ne konuşabilirler acaba? Yani kaç dakika ve ne konuşabilirler? Eğer bu iki kişi, tabii bizim bakanımızı şahıs olarak söylemiyorum gene, temsili olarak, yani bugünün dünyasının siyaset sınıfının temsilcisi olarak, karar mekanizmalarının başında olan birisi olarak söylüyorum. O bir simge sadece. İkisi ayrı dilden konuşuyorlar. Çünkü ikisi ayrı dünyaların insanı. Biri gerçekten dördüncü sanayi devriminin insanı, öteki belki birinci sanayi devriminin bile değil. Dolayısıyla ortak dilleri yok. Her sanayi devriminin getirdiği zenginleşen bir dil var. Merakları var, sorunları var, çözümleri var, çözüm olmayan tarafları var. Kısacası Almanya'nın dediği gibi merak eden toplumun insanı var. Bu ikisi korkarım ki bir şey konuşamazlar. Ama biz mutlaka yarın Kagerman'ın yanındaki koltuğa, boş koltuğa oturan ve onunla bütün yolculuk boyunca konuşan insanı yaratmak zorundayız. Başka türlü bir sanayileşme mümkün değil. Teşekkür ederim. Mesai Hoca'ya bu retrospektif ufuk açıcı konuşması için teşekkür ederiz. Soruları yazılı olarak alacağız. Bu sanayici meselesiyle ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Biz aslında düzenlediğimiz toplantılara, makine mühendisliği odasından olsun, termobeden tarafı olsun, ilgili bütün kesimleri çağırıyoruz. Geçen hafta enerji kongresi için Samsun dedik. Devlet nerede diye sordular, devlet yoktu. Gelmedi. Bir vali yardımcısının dışında devlet yoktu orada. Çağırdığımız Enerji Bakanlığı, çağırdığımız Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu gelmemişti. Bugün de burada mutlaka çağrılıydılar. Sanayi Bakanlığı nerede? Hocanın dediği gibi sanayi yok ki bakanlığı olsun. Nerede? Adı Sanayi Bilim Teknoloji Bakanlığı. İkinci bir deney, iki sene önce bir rapor yayınladık Makine Mühendisliği Odası'ndan taraf. Enerji ekipmanlarının yerli üretimi diye. Biz meslek örgütüyüz. Mühendis Odası bu raporun çıkarması için göbeğimiz çatladı. Sanayinin bilgilerine ulaşamadık. Sanayiciler bakıyor uzaktan trene bakar gibi. Yani adam sanayici, kendisiyle ilgili bir rapor çıkarıyoruz. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Şimdi böyle bir düzey olduğu bir yerde biz tabii vazgeçecek değiliz elbette. Keşke gelseler, keşke bulunsalar, keşke olsalar, keşke konuşsalar, keşke paylaşsalar. Bizim yüreğimiz de zengin, kapımız da açık, zihnimiz de açık. Bizim de konuşmak, tartışmak isteyen herkes de yan yana gelebiliriz. Varsa yazılı olarak sorular alacağız hocaya yönlendirmek için. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir başlarsam yazık olur, ayıp olur. Tadında keselim. Teşekkür ederim. Bu oturumlar devam edecek. Konuşulanlar ve konuşulmayanlar bugün ve yarın diğer oturumlarda konuşacak. Teşekkür ederiz.